ortaokula geldik. Yanan ortaokul, Elazığ'da yanan ortaokul derdi. Bir yangın geçirmiş. Orada başladık. Ondan sonra bir spor hayatımız da başladı. Voleybol. Voleybol ve atletizme çok meraklıydım. Yüksek atardım. voleybolda oldukça dereceler aldık ileride. Efendim ve Ortaokuldan sonra lise hayatımız başladı. Lise hayatımızda iyice müzik ve spor ön safa geçti. Özellikle mesela abilerimiz bizi çalıştırırdı. Babi Hüseyin. Hüseyin adıyla o lise ikinci sınıfta bizi çalıştırırdı. İşte o zamanlar daha çok ilerledik. Yaşadık, gençlerle birlikte olduk. Çocuk arkadaşlarımızla birlikte olduk. Niyazi Özen sınıf açmış tamamen bizim kültürümüze vakıf oldu. Bizimle oldu. Bizimle e, devamlı sahnelere çıktık. Birlikte okuduk. Liseyi e, birçok şeylere girdik. E, ben dereceler aldık ben özellikle yüksek atlamada 172 makasla geçerek bölge birincisi oldum. E, bu şekilde gazi, gazi, eğitime girmek istiyordum beden eğitim bölümüne. Fakat e, abilerimiz, harbiyede okuyan, okuyan abilerimiz dedi ki esas spor harp okulunda, harp okuluna gel. Biz harp okuluna gittik, girdik. el Lisesi mezunu olarak Haziran 1950'de Elazığ Lisesi'ni bitirdim ve gittim, kaydoldum Harp Okulu'na. Efendim orada artık musiki hayatı biraz zayıfladı çünkü şey yok, mahalli musiki bilen, yapan, eden yok. Yalnız cumartesi, pazar günleri bazen e, gidiyoruz işte Ankara'nın bazı köşelerinde meşk ediyoruz Elazığlı gençlerle Ankara'da okuyanlarla beraber böyle bir e, yaşantımız oluyordu şeyde eee müzik hayatımız ama daha çok e, spor hayatımız ön plandaydı. Hatta o zaman lise e, ...Elazığ Lisesi mezunu olarak harbiyede ben voleybolcuyum dedim. Epi alay ettiler benimle. E, çünkü Maltepe, Işıklar Kuleli buradan gelen efendim böyle fırtına gibi çocuklar hepsi bunlar e, Voleybolcu bizi Elazığ'dan gelmişsin Elazığ'da kim ama bilmiyorlar ki Elazığ'da 1930'lu yıllarda bir e, kapalı salona sahip kapalı salonda bizi çok ye, yetiştiren hocalarımız oldu çok güzel çalışmalarımız oldu onun için Sururiye Efendi e, Kemal Ali Kemal gibi kütörlerimiz, çok değerli e, sporcular yetişti. O bakımdan harb okulunda uzatmayayım. Hemen ilk 6'ya girdim. O benimle alay edenler hep mahcup oldular. Geldiler özür dilediler. Dediler. Biz ne bilelim Elazığ'da böyle bir e, voleybolcu yetişeceğini hiç tahmin edemedik dediler. Yüksek atlardım, yüksek atlamada da epeyce alay etmişlerdi. Onlarda da der, birinci oldum harb okulunda. Ankara bölge binisi oldum. Onda da epey özür dilediler. E i̇şte ondan sonra kıtaya çıktık. Kıta hayatımız başladı. Bu kıta hayatımdan çıkınca biraz spora yönelmeye başladım ben. Spor ve musiki özellikle. E, maçlar kıta, mesela birliklere, merasim bölük komutanlığı yaptım. Birliklere maçları üretiyorum. Bayrağın üstünde ayıldızdan da büyük... Ey asırlar hakimi, tarihin hakimi Türk. Bu marşı çok söylerdik. Ve zamanın yani kurmay Başkanı bana bu marşı dinlediğim ve böyle yürüttüğüm zaman dedi ki bu yüzbaşıya 400 lira mükafat verin dedi. Tebrik ediyorum dedi. Bu harika bir merasim bölüğü. Ankara'da bile böyle bir merasim bölüğü görmedim. Bunu Edirne'de de seyretti. Edirne'de de bu iltifatı yaptı bana sağ olsun işte e, o yüzbaşlılık yüz hayatında ufak tefek musiki hayatımız oluyor ama ondan sonra e, devam ettik böyle çocuklarımız oldu, üç tane oğlumuz oldu Allah cümlesinin de bizimkini de bağışlasın bu onlara musiki dersi verdik Keman büyük oğlum Bekir, doktor olan Bekir çok güzel keman çakalır ama şimdi e, şey tambur çalıyor Tambur çalıyor, darbeli tambur ve de e, konservatuvara devam ediyor. Bu sene son sınıfta ikinci fakülteyi bitiriyor. Ona çok seviniyorum. Çok güzel e, musiki tahsili yapıyor. Benim için çok müstesna bir e, sevinç kaynağı oldu. Ortanca Kemal, e, ziraat mühendisi o musiki, ha, mahalli musikiye çok büyük merak saldı. Divanı öğrettim. Efendime söyleyeyim. Divanı çok güzel söylüyor. Versak hoyratı çok güzel söylüyor. Versak hoyratı şu anda en azı da doğru düzgün okuyan yok. Hep yanlış okuyorlar. Efendime söyleyeyim. Tam doğrusunu öğrettim Versak hoyratı. Küçük oğlum biraz okçalar. O da İstanbul'da İnşallah o da Rabbim nasip eder gelir. Yani çocuklarımı musiki yönünden yetiştirmeye çalışıyorum.